Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Merkez'de yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek eğitim yatırımlarını yerinde inceledi. İlk olarak Merkez Akdeğirmen Mahallesi Okullar Bölgesi'nde kazandırılan Fevzi Paşa Spor Salonu'nu inceleyen Vali Ayhan, spor salonu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan ve beraberindeki yetkililer daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Akdeğirmen Mahallesi'nde Sivas'a kazandırılacak olan Yetenek ve Beceri Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Türkiye'de ilk olacak merkezde çağın gereklerine uygun olarak öğrencilerin yetenek ve becerilerini ön plana çıkaracak, daha verimli öğrenme ortamları sağlayacak, 11 farklı atölyeye ek olarak planetaryum, konferans salonu, 10D sinema ve kitap kafe bölümleri de oluşturulacak. Vali Ayhan Mevlana Mahallesi'nde yeniden kazandırılan 12 derslikli Atatürk İlkokulu'nda yaptığı incelemede, eğitim yuvasının modern binasında öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vereceğini ifade etti. Proje detayları ve çok fonksiyonlu yapısıyla örnek olacağı halk eğitim merkezinde gezen Vali Ayhan, her yaştan vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmesi ve bu yetenekleri geliştirmesini buradaki kurslarımız sağlayacak. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde buradan çıkacak birçok eseri gururla sergileyeceğiz dedi. Vali Ayhan, Halk Eğitim Merkezi inşaatına yaptığı inceleme gezisinde eserin Sivas'a kazandırılmasında gayret gösteren işçilerle yaptığı kahvaltıda onlarla sohbet ederek verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti. Başkan Bey, öyle bir sıkıntı yok. Ya bayram öncesi var ya, işçilerimi üzgün göndermek istemiyorum. İşçilerimi yüzüne şey yapmak istemiyorum. Adam başı üretim yedi. Yani sizi bu kadar düşünen patron ben görmüyorum. Devletin meslek lisesine verdiği değerin ülkemizdeki en güzel örneklerinden biri olan 24 dersli, 5 atölyesi, yemekhanesi, spor salonu ve fonksiyonu ile kılavuz OSB'ye kazandırılan mesleki ve teknik lisesini de inceleyen Vali Ayhan, yetkililerden bilgi aldı. O yolda yapılırsa, bir de şu yol yapılırsa, İmardaki yolların çoğu açılmaz. Hemen bir belediyeyle görüşüp, tekrar girenci yollardan hemen başlayacağız. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıtık Savaşçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Doğan, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Ferudun Yaya ile diğer yetkililer de yer aldı.